Kim kendi kendine güzellik nedir diye sorsa kafasından alacağı bir cevap vardır. Kimi güzellik gençliktir der. Bu sözü söyleyenin bir zaman sonra karşısında öyle muhterem, öyle sevimli, öyle konuşkan, öyle zeki ve cana yakın bir eski hanımefendi çıkar ki kafasından bu cevabı alan adama yine kafası güzellik ihtiyarlıkmış der gibi olur. Güzellik, boy, poz, kalça, omuz dersen yanılırsın. Güzellik hem boy, hem boz, hem kaş, hem gözdür derseniz yine yanılacaksınız. Şu Fatma ne güzel kız, o ne boy poz, o ne kaş göz. Aman soğuktur o. Böyle bir şey yaşandığında demin ki kaş, göz, boy posa bir de sıcaklık eklemek lazım geldiğini anlarsınız. Boylu poslu, kaşlı gözlü, kanı sıcak bir dilbere, kaşsız göçsüz, boysuz poslus ama civelek mi civelek biri çıkar, doğuştan ödenilmiş bir iki cilve yapar. Bakarsınız ki boylu poslunun kanı sıcağın büyüsü çözülüvermiştir. O zaman güzel kim gönül sevdi dersiniz. Yine yanılmışsınızdır. Bir nevi sarhoşluğunuzun kurbanısınızdır. Ayılınca cilveli çirkinin cilveleri dökülür. Cinsi cazibesi, boyattığınız iskarpillerin pırıltısı nasıl olsa uçup gitmiştir. Bu muydu benim hoşlandığım Dilber? Aman yarabbi dersiniz. Deroğlu dersiniz. Bununla beraber güzellik vahim değildir. Hakikat olarak da vardır. Gençlikten, boydan, posttan, kaştan, gözden, halden, kanı sıcaklıktan bir şeyler alıp insanı sevgiye, hayata çağıran bir yaratılış mucizesidir. 17 tanesinin 17'si de aşağı yukarı güzel diye ayrılan kızlardan bir tanesine 30 kişi "Hanım sen güzelsin." dediği zaman artık İnci Hanım'ın güzelliği hakkında bize laf düşmez. Ama tarif de edemez miyiz? O da güç. Bugün güzeli nasıl tarif edebiliriz ki? Eskiden klişeler vardı. Hokka gibi ağız, kalem gibi kaş, ceylan gibi göz, selvi gibi boy, inci gibi dişler, seref tırnaklar, elma yanaklar, topukları döven saçlar. İnsan basardı klişeyi. Okuyanlar sahi güzelmişlerdi. Bugün gözlerimizle sözlerimiz klişelerden kaçınırlar. Ama yine de onların tesiri altındadırlar. Gözlerinin rengi, şeffaf bir ten, saçlarının biçiminden uzunca gözüken yuvarlak, pembe bir yüz, gür sarıya çalan kumral saçlar, temiz, berrak bir alın ve boyun, ince, zarif bir göğüs, uzun, nurdan bacaklar, içinden bir yaz günü boğazca akarmış gibi damarlı, ince, çatlak, yaramaz eller. Güldüğü zaman da güzel ya, hırçınlaştığı zaman, İnci Hanım pek güzel olacak sanırım. Nasıl kızdırmalı bilmem ki. Üste suallerle aklıma ne gelirse soracağım. Doğramacı Şakir Sokağı tarla başındadır. Sessiz, pürüzsüz bir sokak. Akşamki yağan, bugün de yağmakta devam eden yağmur, Doğramacı Şakir Sokağı'nın anaol kaldırımlarını çamur içinde bırakmış. İnci Hanım'ın oturduğu ev, evden bozma bir apartman. Keşke beni apartman yapmasalardı. Apartmanlık benim neyime? Apartman dediğin şey, talimhanede olur. Ben de bir aileyi ancak barındıracak bir evken, ne yapalım, 4 katlı bir apartman olduk. Ev sahibi sayesinde, diyen evlerden biri. Bir küçük mütevazi ailenin güzel kızının bir takım hayalleri varmış. Keşke bir sahneye çıkıp şarkı söyleseydim. Gerçekte oldu. Yağmurlu bir gündü, tıpkı bugün gibi. Kaybetmiştim seni, taştı gözyaşım, karıştı yağmura. Sinemalara gider,
Ah, ben de bir yıldız olsam. Dermiş. Kim bilir İstanbul'un ne mahallelerinde ne kızlar vardır ki bu talihi kıskanıp uykularını kaçırırlar. Yine ne kızlar vardır ki talihleri onları sinema yıldızı yapacağına sinema delisi yapıp bırakıvermiştir. Ya talih kuşu böyledir işte. Bir bakarsınız bir gün gökte uçarken hiç de maruf olmayan Doğurmacı Şakir'in ne münasebetle ismini verdiği bilinmez şu sokağı bir göreyim der. Bir İnci Hanım'ın evinin damına konuverir. Talih kuşu da güzelleri sever. İşte böylece İnci Hanım da bu büyük okuyucu hanımların arasından geçtiği ve güzelliğiyle şöhrete erişinceye kadar daha birçok seneler beklemesi, sesini kaybetmemesi lazım gelen bir film yıldızına yükseliverir. Her taraftan film çevirmesi için müracaatlar alır. Onun cazibesi, sevimli hali, boyu, posu, kaşı, gözü, anlayışı, sesinin pek tatlı tonu, becerikliliği, bir de rejisörü yardım ederse meşhur bir yıldız olabilir. Bizden temenni ve röportaj, gayret ondan. Yer yer sular birikmiş Doğramaz Şakir Sokağı'na girerken bir kağıda bir sürü sualler yazıyordu. Aşağı yukarı Mükerrem Kamil Su ile Kerime Nadir'in romanlarını seven bir kraliçe ile karşılaşacağımı tahmin ediyordu. Ama umut bu ya. Belki de suallerimden bir tanesi olan hangi romancımızı seversiniz der demez Hüseyin Rahmi'yi, Orhan Cemal'i, Orhan Kamel'i diyeceğini hayal etmiştim. Roman okumayı sever misiniz İnci Hanım? Evet, çok severim. Mesela hangi romanları? Vallahi isimlerini hatırlamıyorum. Tercihli roman sevmem. Yerli mesela. Mesela Kerime Nadir'in romanlarını, Mükerrem Kamil Su'nun romanlarını. Sahiden güzel gözleri var. İçinde bir tek renk yok gözlerinin. Birçok renkler var. Yeşil var. Eflatun var. Bir ara mavi var, kahverengi var, ela var. Bu arada birçok gün ışığı var. Pırıltıdan ve renkten öyle nasibini almış ki gözler, ela gözdür diyorsunuz. Değil. Lacivert, yeşil, ne münasebet. Kahverengi, hayır efendim. Birbirinden renkleriyle ayrılan bir sürü maden taşı sanki bir havanda dövdünüz. İçinde bakır olsun, altın da, demir de olsun, gümüş de, platin de olsun, granit de, zebercet de, zümrüt de, İnci de olsun, kum da. Bunların üstüne gün ışığı vursun, sonra birdenbire bir ay ışığı geçsin. İşte İnci Hanım'ın gözleri. Siz bir kızma görün, çok güzel olursunuz. Öyle derler. Bizim bir komşu hanım vardı, o da böyle derdi. Ah, konuşkan mı konuşkan. İnsan içinden konuş güzelim, konuş diyor. Artık sahnede okumak istemiyorum. Hiç olmazsa bir zaman istirahat edeceğim. Ondan sonra var kuvvetimle film çevireceğim. Evlenmek istemiyor musunuz? İstemez olur muyum? Bu bahtiyar nasıl bir erkek olmalı? Güzel olmasın. Zararı yok. Çirkin mi olsun? Yok. Çirkin de istemem. Peki ne iş yapsın? Ne iş yaparsa yapsın. Yeter ki nefes alsın. Hele hele. Doktor olsun, müteahhit olsun, avukat olsun. Bu kıyafetimi mazur görün. Ben diktim. Biz eve girerken ne pişiriyordunuz bakalım? Muhallebi pişiriyordum. Bir aralık soğan da soydunuz galiba. Soğan değildi o. Soğan da soyarım ama soğan değildi. Gizlice bir şeftali atıştırıyordum. Ne yemekleri seversiniz? Allah aşkınıza bana yemek laf etmeyin. İlk defa nerede hangi şarkıyı okudunuz? İlk önce İzmir'de Çamlık Senar Gazinosu'nda okudum. 14 yaşında var yoktum.
Gazinonun sahibi beni okutmak için neler yapmadı. Bana sahnenin her tarafını bayraklarla ve resimlerle donatacağım. Senin şerefine dedi. Bir de sahneye çıktım ki ne bayrak var ne resim. Ben de dudaklarımı büke büke Ey Türk Genci Kanatlan'ı okudum. Siz kaç kilosunuz İnce Hanım? Pek ince bir şeysiniz. 54 kilo. Az değil mi? Yemiyorum ki. Şişmanlanmaktan mı korkuyorsunuz? Vallahi değil. Yemek sevmiyorum. Ne seversiniz? Yemekten başka her şey. Mesela kuşlardan hangi kuşu? Odasındaki kanaryayı diyeceğini sandım. Hatta tavus diyecek diye bekledim. Şu İnce Hanım pek mütevazı bir kız. Serçeyi. Ya çiçeklerden? Gül, funda, yasemin diyecek sandım. Ama o? Fesleğeni. Bayılırım fesleğene ben de. Hem çiçek bile değildir. Ama ne güzel kokar. Yaşasın fesleğen, yaşasın serçe, yaşasın İnce Hanım.